Çünkü geçen yemedin sen. Evet. Abi bunları şişe takıyoruz bu şekilde. Evet. Bu şekilde şişliyoruz. Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Adana'ya geldim. Adana'da son günlerde televizyonlarda, gazetelerde çokça isminden söz ettiren bir mekanın önündeyim. Belki daha önce YouTube'da bazı videolarını izlemiş olabilirsiniz. Ben de kendim özellikle bu mekana o özel lezzetini yemeye geldim. Ben daha öncesinde ördek başını duydum, kuzu şiş duydum, dana şiş duydum ama kartal başını ilk defa duyuyorum. Evet, neredeyiz? Adana Bin Sokak'tayız. Adana'da Bin Sokak dediğin zaman birbirinden güzel lezzetler akla gelir. Burada da Apranti Restorant var. Apranti Restorant'ın şu an önündeyiz. Hadi gelin hep birlikte içeriye girelim. Neymiş bu Apranti Restorant'ın bu kadar dillere destan? Şu an dünyanın birçok yerinde haberlere çıkmasının nedeni. Görelim bakalım, hadi. Evet, içeriye girdik. Fatih Usta'mla birlikteyiz. Merhabalar Fatih Usta. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla Fatih Usta, kartal başını çok merak ediyordun ama içeri girince Fatih Usta közde İçli köfte yapıyormuş, onu da gösterdi bize. Vallahi ben bunun kızartılmışını gördüm, haşlanmasını gördüm, közde yapılanı ilk defa duydum. Nedir Fatih Usta bu hikaye, sizin Apranti Restorant'ın özelliği, bir anlatır mısın? Bizim özelliğimiz seçici olmamız, zaten etimiz de seçici. Köftemiz zaten olduğu gibi ayrı bir olay var. El işi, hepsel işi, makine işi yok. İçi koyun eti, dışı burgununda dönmüş dana etimiz var. Evet. Onun özelliği o. Haşlama veriyorduk. Ben köfteyi çok severim ama haşlama fazla yiyemiyorum diye bir kızartayım dedim. Daha kestir sonra şey olmuş. Daha diyet iş olmuş abi biraz da ya. Evet. Şey ne, niye bu etler hangisinden yapıyoruz abi kartal başını? Sırt tarafından yapıyoruz. Sırtından özel yapıyorsunuz. Özel parçalar. Evet. Yağsız isteyene yağsız parçalarımız. Oo. Kendinden yağlı koyunlarımız farklı tabi. O zaman abi şöyle yapalım. Koyunu. Fatih abi, hem yapalım hem konuşalım. Tamam. Bir porsiyon köfte alalım, bir porsiyon da kartal başı alalım abi. Tamam. Geçelim yapımına. Çünkü geçen yemedin sen. Evet. Abi bunları şişe takıyoruz bu şekilde. Evet. Bu şekilde şişliyoruz. Ben kartal başı yemek için geldim ama içli köfte de gerçekten sürpriz oldu, güzel oldu ama. Bu da sertleşmemesi için. Çift tarafında yağlıyorsun abi. Evet, hafif yağlayacağız. Bakın kendi yağ çıkmaya başladı. Şu an pişmiş durumda. O zaman çıkaralım abi. Çıkaracağız. Harika bir koku var ustam ya. Evet, bunların baharatı bile özel. Oy oy oy. Kullanacağımız zaman baharatı çekiyoruz. Bu üstüne attığınız ne? Sosu. Bunun sosu. Evet. Bu da ayrı bir lezzet verecek köftemize. Servise hazır. Evet. Harika görünüyor. O zaman lezzetine bakmaya geçebiliriz. Tabii. Fatih abi eti buradan bölüyoruz galiba. Oldukça büyük oluyormuş bu. Evet. Alo. Alo. Güzel. Bir de aşağılama ne var ya? Bir daha şöyle iyi soğumla mı? Burada bir şişimiz 6 parçadan oluşuyor. Bir porsiyonda 6 tane mi var abi? 6 parça. Kaç gram oluyor aşağı yukarı? 900 gram. 900 gram. Evet. Güzel. 2 kişi rahatlıkla doyar abi, 3 kişi. Bizim burada et yormaz. Yani bir kişi de çok rahat yiyebilir. Sağlıklı koyun eti. Erkek koyun olacak. Görüyor musun parçaları? Fatih abi ne oldu o ya?
Tuzunu pişmeye yakın atacağız. Ateşimiz nasıl oluyor abi? Ateş az olacak. Çünkü etiniz kalın olduğu için ağır ağır pişecek. Çok ağır içine işleyecek şekilde ayarlayacağız ateşini. Çok az olması lazım. Fazla ateş oldu mu dışını yakarız, içi çıkarız. Parçalarımız kendinden yağlı. Burada kuyruk yağı yok. Abi o cimbiber galiba. Evet. Onu közleyeceksin. Hafif ısıtacağım, pişirmeyeceğim. Hafif ısıtacaksın. Sertliği gidecek bunun. Bu da tabii acı sevenler için ideal bir biber türü oluyor. Fatih abi, eti çizdin. Evet. Bunu niçin yapıyorsun abi? Yavaş yavaş ateş içine işleyecek dereceye gelene kadar. Evet. Onun içine girmesi lazım ateşin yavaş yavaş. Şu an dışarıdan eriyen yağlar da kanallardan etin içine işleyecek. Oo. Kendi yağıyla pişecek. Kavuracak o yağını. Eriyen yağlar onu kavuracak. O lezzeti alacağız dışarı. Hazır mı abi? Servise hazır. Fatih abi, o zaman birlikte yiyeceğiz, hadi geçelim. Fatih abi, ne yaptın abi sen ya? İnanın şu an Antalya'dan direkt buraya indim. Yaklaşık bir 550-600 km yol yaptım. Öğlen yemeği falan yemedim. İkindi şu an 5-6 civarı. Oldukça da açım. Şimdi buraya Gurme Mori, yani Ali Miraç Aşık'ın tavsiyesiyle geldim. Sevgili kardeşime de buradan sevgiler söylüyorum. YouTube kanalında izledim zaten onun. Onun YouTube kanalında izler izlemez de dedim ben buraya kesinlikle gideceğim ve gelir gelmez de abi hemen hoş geldiniz uğradık. Şimdi ilk önce tadımını yapmadan önce abi fiyatlardan bahsedelim. Takipçilerimiz buraya geldiği zaman yaklaşık 900 gram dedim. Bunun fiyatı ne kadar abi? 120 lira. 120 lira. İçli köfte mi, adet mi, porsiyon mu oluyor abi? Porsiyonu 30 lira, 4 tane var porsiyonda. Porsiyon 30 lira, 4 tane var. Taneyle alırlarsa 8 lira. Tanesi 8 lira. Bunlar tavatur ne kadar abi? 15 lira. 15 lira. Mezeler zaten standart. Evet. O zaman birlikte yiyelim abi. Tek başıma yemeyeyim ben. Bana eşlik et. Şu ya şöyle göstermek istiyorum inanın. Şimdi kallavi bir lokma yani. Suyu görüyorsunuz değil mi? Şu akan suyu. Zaten bütün lezzet orada. Vallahi suyunu akıttık abi. Biz hemen müsaadenizle tadımına geçiyoruz. Oldukça pişmişi güzel görünüyor abi pişmi. Evet. Efendim, lokma yatır atmaz ağza, o sulu sulu, o ağzın içinde bir şelale oluşuyor. Ve gerçekten de bir lezzet bombası. Evet. Et harika abi. Etin bir özelliği zaten baharatsız. Hiç baharat yok bu arada. Kesinlikle yok. Kesinlikle baharat yok. Direkt atmam. Saf et. Etin tüm lezzetini ve kokusunu alıyorsunuz. Fatih abi, müsaadenle içli köftenin tadını çok merak ediyorum. Yani birçoğunu öncesinde de söyledim. Yedim, her çeşidini yedim ama mangalda yapılanı ilk defa yiyorum. Yani ilk duyduğumda böyle kuru bir içli köfte hayal ettim ama yapılırken baktım oldukça yağlıydı. İnşallah lezzeti de aynıdır. Nasıl lezzeti? İçini göster görsün. Bunun baharatı bile özel. Baharatları özel. Abi bu ne ya? Kimyon, karabiber yapılacağı zaman çekilir. Fatih abi,
İnan. Ben bugüne kadar yediğim bütün içli köfteler çok güzel içli köfteler yedim. Çok ellerine afiyet sağlık yapanların. Fakat bu bambaşka bir şey ya. Evet. İnanın. Yani şu an hani iyi ki gelmişim dediğim bir mekandayım yine. İyi kilerim biliyorsunuz. Burası da o iyi kilerin arasına girdi. Sırf şu içli köfteyle. Ben bu içli köfte için abi sırf Antalya'dan buraya gelirim. Abi elin ayağına sağlık. Afiyet olsun. Vallahi teşekkür ediyorum. Şimdi ben diğerlerinin de tadımına bakayım. Daha sonra lezzetlerini denemeye devam edeceğim. Şu Karatur'la ilgili çok yazdılar. Ne var abi bunun içinde? Bu yeşil. Tahin var. Yeşil soğan var. Marol var. Soğan yok. Marol var. Marol evet pardon. Maydanoz var. Oo, tahin ya. Tahin var. Ben tahin hastası biriyim. Herkes bilir tahin zaten. Aslan bırsak var. Limon suyu var. Bunların kıvamını ayarlamak çok önemli. Ya buraya gelmeden önce... Onları bulundurmak değil. Buraya gelmeden önce burasıyla ilgili o kadar çok mesaj aldım ki, o kadar çok övgü dolu sözler aldım ki, birçok ulusal televizyon kanalında, birçok ulusal gazetede, internet sayfasında, yurt dışında birçok haber kanalında çıktınız. Ben Adana'ya o kadar geldim, o kadar ziyaret ettim, Adana ile ilgili o kadar çok videom var ki, ben burayı nasıl görmezden gelmişim, bu kadar birbirinden değerli lezzetleri nasıl görmemişim? Gerçekten o da Ali kardeşimin ayıbı olsa gerek. Biraz önce sevgimizi şimdi saygımızı gönderelim. Ali'cim alacağın olsun, Antalya'ya geldiğim zaman seni en güzel mekanıma götürmeyeceğim. Bu ne abi ya, gerçekten Adana'ya gelme sebebi bir mekandayız gerçekten. Evet. Evet abi, başta sana teşekkür ediyorum, eline ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Daha sonra da Ali kardeşimize teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir mekanı bana önerdiği için. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.